temel konuda hadis açıktır değil mi? El acele tu şeytan ve teenni mine rahman. Acele etmek şeytandan, düşünerek sükunetle, teenniyle hareket etmekse Rahman olan Allah'tan kaynaklanır. Bu teenni gevşeklik ve tembellik asla değil yani. Asla. Muaddis çalışkan adamdır. Buna mecburdur. Yani hayat standartları, ilim temposu onu sürekli dinamik ve dinç olmaya yeter. Peki siz ...mürciyeden ve Şia'dan olmasının e ya sakıncalı buluyorsunuz. Evet. Ravi, senet zincirindeki ravilerden birinin mürciyeden ve şiadan olmasının ne sakıncası var? Şöyle bir sakıncası var. Bazı mezhepler erken İslam toplumunda kendi mezheplerinin doğruluğunu ispatlamak için hadis uydurmuşlar. O yüzden bu tarz bir töhmet olan biri gördüğünüz zaman bir ihtiyaç, soru işaretiyle yaklaşıyorsunuz. Temkinli yaklaşılıyor. Aynen öyle. Mutlak anlamda reddedildiği kanaatinde değilim. Çünkü bizim başta Buhari olmak üzere en temel kitaplarımızda bu tek raviler var. Ama onların o kitapta bulunma pozisyonlarına daha yakından baktığımızda şunu görüyoruz. Buhari ihtiyatla almış onlardan. Aynı hadis nakleden başka biri daha var. Bir başka biri daha var. O rivayet farklı yollarla desteklendiği için bunu da problem etmemiş. Sağlamasını yapmış. Aynen öyle. Şia'yı anladık da müciye neden... Mürciye sonuçta bizim Hadis'in bir merkez dini inanışı vardır. Bu merkez dini inanışa göre e, amel, ya bu çok teknik bir tartışma ama yaptığınız amel imanınızın bir parçası mıdır değil midir? Burada tartışma bu. Eğer ki siz diyorsanız ki e, yaptığım kötü eylem, büyük günah, beni dinden çıkartır. Şimdi bu başka bir şey. Benim dinimi halal getirmez, her türlü kötülüğü yaparım, imanım durduğu yerde durur diyorsanız. Değil, tövbe ederim. Şimdi mürciye biraz şöyle bir şey. Yani çok bulgarize ediyorum ama hani iman olduktan sonra ameller imanın artmasını ve eksilmesini sağlamazlar diyen ekoldür. Hmm. Halbuki hadislere göre pek çok şey imanın bizatihi içindedir yani. Amel imanın içindedir. O yüzden onlardan gelen rivayetlere ihtiyatla yaklaşıyorlar. Yani e, Müslümanların e, ibadet konusundaki hassasiyet, inanç konusundaki hassasiyetlerini gevşetebilir endişesiyle mi? Muhtemelen karşı tabii ki tabii ki. Ee, peki hocaları arz edin. Mesela ben geldim. E, siz hocasını dinledim, dinledim. Notumu aldım. E, orada herkes beni gördü. Sonra çektim gittim. Ben başka bir yerde ben şu, hocadan şu hadisleri öğrendim deyip ödeyebilir mi? Nakledemezsiniz. Benim, yani benim kontrolümden bakmam lazım Müslümanıza ve icazet vermem lazım. Ancak icazetten sonra benim rivayetlerim sizin de rivayetleriniz olur. Bu icazet olmadığı sürece çarşıda pazarda bir şeyler duymuş bir adamsınız siz ilim nakledemezsiniz. O tedeyyün için dinleyen yaşlı amcalar gibi mi olur duruma düşerim? E tabi nakledemezsiniz onu. Zaten ilim talipleri ise şunu soracaklar. Referans mı isteyecekler benden? İlim talipleri diyecek ki bu hadisi kimden ne zaman dinledin delilini getir diyecekler size. Yani sizin nakletmeye kalktığınızda halkınıza kimse gelmez öyle bir durumda. Yani o zaman böyle asla astarı olmayan hadisleri rivayet etmek pek de mümkün değil. Mümkün değil. Tabii ki. E o zaman bu mevzu hadisler meselesi nasıl çıkıyor? Madem bunca korumaya, bunca e, ihtimama rağmen e, bunlar nasıl Bu rivayetlerin varlığı insan tabiatı kadar normal. Yani ekoller kendisini desteklemek için hadis uydurur. Veyahut da yaptıkları ileri düzeyde metin üzerinde oynama faaliyetleriyle yalancı konumda düşerler. Ben burada bunu şöyle okuyorum. Elimizde uydurma rivayetlerin derlendiği müstakil kitaplarımız var bizim. Yani ulema o kadar dikkatli çalışmış ki bunların bir tanesini dışarıda bırakmadan hepsini müstakil uydurma kitaplarında derlemişler. Evet. Temiz kitapları da ayrı bir yere koymuşlar. Kuddenin vardı galiba değil mi? Mevzu hadisleri. Pek çok. Son asır e, hadis burada, alimlerinden. Burada yani bildiğim kadarıyla Hicri 6. asırdan itibaren bu konuda belki 80-100 tane uydurma rivayet derleyen kitaplar kaleme alınmıştır. Ya yani o da sayı hadisler kadar Tabii Önemli ki. bir mevzu. Çünkü biz oraya da bakarız. Niye bakarız? Mesela bize soru gelir, mail atılır, telefonla arar. Der ki, hocam falanca rivayetin sıhati nasıl? Hani rivayeti şöyle bir tartarsınız. Eğer ki muhtevası gerçekten de bir uydurmalık kokuyorsa, uydurma hadis kitaplarına gidip bakarız biz. Ama tanıdığınız bildiğiniz bir rivayetse muhtebar kaynaklarda ararız. En meşhur uydurma hadis kitabı en yani sık veya en sık başvurduğunuz. İbnül mevzu... Cevzi'nin Kitabı Mevzuatıdır. Bu İbnül Cebbe Cevzi denen büyük bir alim var. Vefatı 597. Onun Kitabul Mevzuat diye kocaman bir kitabı var. O kitap kapsayıcıdır. Bu Keşfül Hafa'daki hadisler onunla var mı? Keşful Kafa biraz daha geç. Ajdoni'nin vefatı Hicri 1014'tür. Ajdoni zaten kitabın isminde şunu söyler. Halk dilinde hadis diye meşhur olmuş sözlerin derlendiği bir kitaptır o. Yani bazıları gerçekten hadistir. Bazıları hadis değildir. Ajnuni'nin yaptığı güzellik bize bunun hakkında bilgilendirme yapar. Kitap alfabetiktir. Orada hadisi bulursunuz der ki bu hadistir. Buhari naklediyor. Sorun yok. Bazen de der ki bu hadis değil. Bunun aslı yok der ya. Bir şekilde piyasaya sokulmuş. O zaman biz keşfül hafadan nakledilen bir söz gördüğümüz zaman mutlak hadistir diye Diyemeyiz. anlamayacağız. Aynen. Kaynak bilinci açısından çok riskli bir şey bu. Hı. Çünkü orada uydurma da var, meşhur yani rivayetler de var. Tekrar keşfül hafaya var. gideceğiz, diyeceğiz ki bu hadis yazıyor mu yazmıyor mu diye evet. yerine kontrol ediyoruz. Bunu keşfül hafa sahibi ajloni bunun kaynağını verdi mi, hangi değerlendirmede Hı. bulundu buna bakmamız lazım. Peki hadisçiler için senet mi daha önemli yoksa metin mi? Aslında senet metne götüren metnin kuvvetini sağlayan bir araçtır değil mi? Yani ama muhaddislerin genel enerjisi isnattadır. Senedin kendisindedir. Ama onların senede bu kadar himmet etmesinin nedeni de kuvvetli senedin sağlıklı metnine taşıyacağını güvenmeleridir. Yani zayıf senet olunca metnin bir Aynen öyle. anlamı kalmıyor. Yani metin yani eğer isnat, gidiyor, evet. aynen, isnat sapır sapır dökülüyorsa diyorlar ki bu isnattan gelen rivayette kenara konur. Evet. Peki bir hadisin sahih, olup olmadığını nasıl anlıyorlardı? Muaddislerin en temel bilgisi kaynak bilgisidir. Bu ne demek hocam biliyor musunuz? Muaddisler her bir rivayetin ilk çıkış kaynağını takip ederler. i̇bn Abbas'tır, Ebu Hureyra'dır, Ebu Seyyid el-Hudri'dir, İbn-i Mesud'dur. Sahabi tabakasına bakarlar. O sahabilerden bu bilgiyi kimlerin aldığı Bilgisi onlarda vardır. 3-4 temel talebelerinden aktarılır. 3-4 temel talebenin birikimi de 4-5 kişi aktarılır. Yani nesil be nesil aslında bu rivayet farklı ağlara dağılır. Muaddisin bilgisi bu kaynak bilgisidir. O yüzden onlar hadise il, ilmi aldıkları kişi cihetiyle bakmazlar. Kaynaktan bakarlar. O yüzden bu kaynak bilgisiyle uyuşmayan bir nakil geldiği zaman kenara atarlar. Bu kaynakla irtibatlı uyumlu bilgi geldiği zaman buna sahih derler. ...onu nakleder kitaplarına koyarlar. Şimdi yine tartışılan konulardan biri... ...biz günümüze bazı sohbet ortamlarında şahit oluyoruz. Arkadaşlarımızdan bazıları... ...birisi diyelim siz bir hadis olduğunu söylediğiniz... ...bir sözü naklediyorsunuz. Bir başkası diyor o hadis olamaz diyor. Öbürü neden olamaz diye soruyor. Çünkü diyor akla aykırı, bilime aykırı, mantığa aykırı gibi... Bir takım kendince ve kendi müktesebatınca ve tecrübesince gerekçelerle hadislerin sahih olup olmamasını konusunda adeta otorite gibi e, hüküm. hüküm veriyor. Bu mümkün bir şey midir? Yani bizim için de böyle o bilim <laughs> aykırı, akıl aykırı. Bu e, tabii ki mümkün bir şey değildir. Yani biz nasıl mesela... Müslüman olarak bundan sakınmak gerekmez mi? Tabii ki. Yani mesela İsmail Hocam ben herhangi bir göz mütehassısının sahasına girmem. Ne retina yırtığından anlarım, ne sarı noktadan anlarım. Ben bunu bilmem, bu konuda konuşmam. Ama nedense din ve hadis konusu olduğu zaman herkes biraz daha rahat gözüküyor. Halbuki burada temel şey şu, burası bir ihtisas alanıdır. Ve klasik muhaddislerin yaptığı eylem de azımsanacak bir eylem değildir. Sırf emeğe saygı duymak adına klasik bilginler bu hadisi nasıl anlamışlar, nasıl aktarmışlar, nasıl yorumlanmışlara bir bakmak lazım. Yani orada arkadaşımız diyor ki benim aklım buna yatmadı. Peygamber bunu söylemez aleyhissalatü vesselam. Tamam da senden önce bu rivayeti dünyada ilk defa gören sen değilsin ki. Senden önce 1400 yıllık bir İslam mirası var. Medeniyet mirası var. Bu miras içerisinde bu rivayet nasıl alımlanmış? Bunu yapacak adam ihtisas ehlidir. O yüzden ona sorulmalıdır o soru. Muhtemelen şöyle bir şey çıkar. O rivayetin özet versiyonu vardır, tam versiyonu vardır özete kafasını takılmıştır. Tam versiyon geldi mi problem kalmaz. Veya o hadisin beş ayrı yoldan geldiğini görürüz. Bir yol problemlidir. Onun üzerine kavga ediyordur. Ama diğer dört yolla mesele açıklığa kavuşur. Veya hadis tekniği bakımından rivayet zayıftır. O zaman hiç problem kalmaz. Ama bunu yapacak kişi şuna buna aykırı diyerek yargı serdedecek kişi o arkadaş değil alanın mütehassıslarıdır. Bu sizde herhalde şahit oluyorsunuzdur benim bu az önce... Tabii ki. Çok mailler gelir, sorular gelir. Neden sıklıklar. bu hadisler konusunda insanlarımız, bunu yapan insanlar da genellikle yani dindar insanlar bu kadar rahat karar verebiliyorlar? Sünnet bilgisi irtifa kaybediyor. Bu yeni bir şey değil bu. 30 senedir, 40 senedir irtifa kaybeden bir bilgi türüdür. Bunun da temelde benim gözlemleyebildiğim nedeni şu. İnsanlar günlük yaşantılarında Aleyhisselatü vesselam'ın örnekliğinin yerini başka örneklikler aldığı zaman bu bilgi ötelendi zaten. Bu ötelenmiş bilgi üzerinde artık birileri iyice şu moda girdiler. Ya onu bırakalım. Kur'an-ı Kerim bize yeter. Tabii ki Kur'an-ı Kerim Müslümana yeter. Ama Kur'an-ı Kerim bir uygulayıcı olan Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetiyle Müslümanlara yeter. Çünkü kişi kitabı örnekleyemez. Kişi kişiyi örnekler. Yani bizati Aleyhisselatu vesselam'ın varlığı, onun Kur'an-ı Kerim'i yaşantısı bizim için en temel örnekliktir. Yani siz sünnet bilgisi olmadan Kur'an'a da tabi olamazsınız. Hadisleri diyelim tamam. Aziz peygamberden öğreniyoruz. Hazreti Peygamber'in sözleri. Peki Kur'an-ı Kerim'i bir başkasından mı öğreniyoruz biz? Kur'an-ı Kerim'i de tabii ki Peygamberimizin ağzından ne diyor? Peygamberimiz diyor ki bu kuran Kerim diyor bu ayet kelime diyor. Bu hadis veya evet. ayet değil diyor. Her Söyleyen hepsi hatların... aynı ağız. Aynen öyle. Yani bu ağızdan çıkan sözün birini kabul edip diğerini kabul etmemek e, mantığını ben çok anlayamıyorum. Bu maalesef hasaten yani 19. yüzyılda Hint alt kıtasında böyle bir akım başlamış. Kur'ancılar, Kur'an-ı Yun akımı. Bu Kur'an-ı Yun akımı demişler ki biz hiçbir şekilde kendisinde şüphe olmayan kitabı alırız. Hadislerde ise şüphe var. Bunların tamamını bırakırız. Ve Aleyhisselatu vesselam'ı bir postacı gibi haşa konumlandırırız. Yani sanki şöyle peygamberim gitti bir yerden aldı, bıraktı ve gitti. Şey Hazreti Musa hani filmde var ya evet, şey çıkıyor levhalarla geliyor. Peygamberimiz öyle geldi. Böyle bir din ve böyle bir şey yok ki Mümkün yani. değil ki. Kur'an-ı Kerim'in çünkü yaşantıya dönmesi ancak Aleyhisselatu vesselam'ın sünnetiyle mümkün. Ya bu konuda da biraz yani şüşürüyorsun. Böyle bu niye Maalesef. böyle? Şeyleri. Maalesef, maalesef. Yani bu modern algı ve sünnetin yaşantıdan çekilmesi böyle sonuçlar veriyor. Bir de şundan hani söylemekten çekinmemeliyiz sanki. Yani bu konularda konuşan hocalarımızın bu bir tefsir profesörü olabilir, bir dinler tarihi profesörü olabilir, bir edebiyat profesörü olabilir. Hepsinin benim mesleğine saygım sonsuz. Ancak lisans seviyesinde hadis tarihi dersi almaları gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü lisans seviyesinde hadis tarihi dersi alan bir ilim erbabı o kadar rahat konuşmaz. Daha yutkunarak konuşur, daha ihtiyatlı konuşur. Yani bir senet rivayet zincirinde, senet zincirindeki bir e, ravi'nin e, yalan söyleyip söylemediğini peşinde, peşinde tabii. koşan e, bir disiplinden tabii. bahsediyoruz ve bu disiplinde biz hala bu olamaz. falan gibi mevzudur. Bu çok çok kolaycılıktır bu. İlmi bir tutum zaten değil. Peki İmam Buhari'nin e, bu hani devesini kandırarak götürmeye çalışması doğru mudur yoksa Biraz mübalalı bir anlatım ama benzer şeyler var. Mesela dedim ya insanlık onuruna yakışmayan bir hareketiniz varsa hani kaba, saba, ahlaka mugayir muaddisler size mesafe koyuyorlar. Ama o mesafe dediğim gibi aslında ilmi yetkinliktir. Zaman da oluyor. Siz gerçekten de kendi dini inanışınıza uymayan birinden, az önce Şia'dan, Mürciye'den bahsettik. Onlardan da ilim alır muaddisler. Ama kontrollü alır. Evet. Ama ahlaki bakımdan düşüklük varsa, itikadi bakımdan düşüklük varsa burada muaddisler mesafe koyuyorlar o kişiye. Peki hadis dışındaki ilimlerin e, talimi ve tecrisi de benzer şekilde mi oldu? Kalkalar burada mesela fıkıhla alakalı İmam-ı Azam'ın halkası özelinde bazı bilgilere sahibiz. Orada da İmam-ı Azam halkanın merkezinde oturuyor etrafında o müçtehit grubu, yakın talebe grubu, etrafında diğer soru halk halka genişleyen bir durum var. Mesela dış halkaya bir soru geliyor. Dış halka bunu cevaplarsa soru sahibine fetva verilip gönderiliyor. Yapamazlarsa iç halkaya geliyor soru. Orada tartışılıyor. Cevap çıkarsa ne ala? Çıkmazsa imam ve yakın talebeleri grubuna soru intikal ediyor. Orada fikir jimnastiği yapılıyor. Deliller, ayetler, hadisler konuşuluyor. Ve bir fetva formunda hüküm cümlesi konulup ilgili kişi gönderiliyor. Bununla alakalı anlatılar var. Kelam grupları ile alakalı da anlatılar var. Yani münazaralar yapıldı, tartışmalar oldu. Onlarla alakalı anlatılar var. Ama hadisle alakalı anlatılar hepsinden daha ayrıntılı gözüküyor kaynaklarda. Bu bile tek başına e, hadis ilmine verilen önemi ve Aynen hadis öyle. konusunda gösteren hassasiyeti Tabii tek ki. başına gösteren şey ki. Bu hadis dersleri kaç e, asır bu şekilde devam ediyor? Burada bizim kitaplar tamamlandıktan sonra kitaplar tamamlandıktan sonra da devam ediyor. Mesela en temel metinlerimiz hani kütübiste dediğimiz metinler, Bukhari'ler, Müslimler vesaire hadis rivayet pratiği hiç kesilmemiştir tarih boyunca. Bu sefer de hem o kitaplardaki bir grup rivayetin hem de o kitapların nakli söz konusu olmaya başlamıştır. Yani o tarihe kadar Bukhari'nin de gündemine giren diyelim 7 bin rivayetten 2 bin bin aktarıyordunuz. Ama bu kitabı olgusu bir kitap olarak bulunduğu tarihten sonra o halkaya girme amacınız Bukhari'nin kitabını almak ve aktarmak oluyor. Yani tekil rivayetlerden kitap rivayetlerine kayıyor ilim serüveni. O zaman tespit edilmiş oluyor hadisler bir yerde. Tabii ki kitaplarda ve o kitaplarda okunarak sonraki nesillere kitap olarak aktarılıyor. Peki o zaman müstensihlerde hep hadisçiler miydi? Hadis halimi miydi? Yani? Her zaman değil. Burada müstensih, bu... varrak bir meslek grubu olarak düşünülebilir. Hı hı. Yani siz örneğin Bağdat'ta 4. asırda bu e, varrakların bulunduğu çarşıya gittiğiniz zaman elinize bir kitap var. Diyorsunuz ki bana bu metni kopyeler misin? Şu kadar zaman, şu kadar para. Anlaşmanı yapıyorsun. Varrak, müstensih bunu kopyalayıp size veriyor. İkinci aşamaya sonra intikal ediyorsunuz. Ney? Metnin kontrolü aşamasına. Hı hı. Dolayısıyla burada... Mukavele her... dediğimiz şey bir nevi. Evet, ne? tabii birebir karşılaştırmanız lazım. Ama bu varraklar, müstensikler bir iş sınıfı müstakil olarak. Dolayısıyla bunların içinde ilim talipleri, erbab ilim ola da olmaya da bilir. Ama erken dönemdekilerin sanki kendileri yazdığı için, e, her müstensik aynı zamanda her her talebi aynı zamanda birer müstensik gibi. Aynen öyle çünkü e, bu masraflı bir şey. Ki i̇lim tarihi zaten güç bela geçinen yaşayan bir adam, yani az yiyor, az uyuyor. Orada metnini kendisi kopyalıyor tabii ki. Evet, yani buradan da bir hadis geçerken bir de kitapta mihneden bahsediyoruz. Şimdi süremizin de sonuna doğru geldik. Biraz da mihneden bahsedelim. Mihne nedir? Mihne aslında devletin bir ideolojik tercihte bulunarak. Bir inanışı halka dayatma faaliyetidir. Yani buna halkul kuran diyorlar. Hani felsefi yönüne girmeye gerek yok ama Kur'an-ı Kerim yaratılmış mıdır, yaratılmamış mıdır tartışması var. Devlet başkanı olan Mehmun diyor ki hadisçileri imtihana tabi tutun zaten mihne imtihan demektir. Bu imtihanda onlar... Sıkıntı şunu, anlamı da var galiba Evet, abi. mihnet, sıkıntı, zorluk anlamı da var. Diyor diyor ki muhaddisler bunu kabul etsinler. Niçin muhaddisler? Çünkü halk dindarlığı üzerinde en etkili kitle muhaddislerdir. O yüzden muaddisler oynanmıştır burada. Muaddislerden bazıları devletin dayattığı ideolojiye evet diyerek kenara çekilip canını kurtarmıştır. Bazıları hapiste ölmüştür. Bazıları sürgünlerde, işkencelerde bayağı bir ızdırap çekmiştir. Ama en temelde bu devletin ideolojik bir tercihi halka dayatması faaliyetidir Mihne olayı. Yani bu Mutezile ile de biraz Tabii ilgisi ki. var sanki. Çünkü bunu şöyle düşünelim. Ee, halife Me'mun bunu söylerken devletin deyim yerindeyse İtikat Bakanlığı'nda Mutezile var. Yine deyim ise yargı makamındaysa Hanefiler ehli bilginleri var. Yani bizim muaddislerle Hanefilerin ve Mutezile'nin arasının iyi olmamasının somut nedenlerinden biri de mihne faaliyetidir. Yani o ideoloji yansıtılır, dayatılır. Muaddisler ise büyük kısmı direnerek bundan evet. iç içtinab ederler. Peki kitab-ı sitte, kütüb-ü, sitte, kütübü, sitte, kütübü sitte, var. Bir de kütüb-ü tisa var. Hı hı. E, şimdi bütün say hadisler e, kütüb-i sitede olanlar mıdır? Yani bu kadim, kadim bir tartışmadır. Bu kütüb i tisa kavramı daha modern bir kavram. Hı hı. Bu oryantalistlerin ile gündemimize giren bir kavramdır. Kütüb-i kavramı da kavramsal düzlemde 6. asırda ilk defa gördüğümüz bir kavramdır. Öncesinde iki kitap vardı. Sahihayn, hain, Bukhari Müslümin kitapları. Sonrasında buna bazı sürenler eklendi ve 4 kitaba çıktı. Sonra 5 kitap oldu. 6. asırda altı kitaba eriştik. 9 kitap meselesi, tis'a meselesi ise yüzyıllık bir hikayedir. Peki bütün sayı kitaplar bu rivayet kitaplarda yer almakta mıdır bütün sayı rivayetler? Elhak büyük kısım burada bulunmaktadır. Yani bu temel kitapların dışına düşen sayı rivayet sayısı herhalde çok çok azdır. Peki matbaanın icadı ile ve matbaa ile kitap ki basılması ile hadisler arasındaki kitaplar arasındaki biraz Burada münasebet nasıl oldu? Burada temel bir zorluk biz görmüyoruz. Hadis rivayet pratiği bin yıldır devam ettiği hal üzere matbaa sonrasında devam ediyor. Orada çok bir kırılma yok. Ama bazı temel metinlerin neşri aşamalarında daha ince faaliyetlere ihtiyaç duyulmuş. Bukhari'nin, Müslim'in bu sultani baskıları vardır. O baskılar mesela muaddisle matbaanın yan yana geldiği ilk tecrübeler gibi duruyor. Son soru. Peki şimdi günümüzde e, ilahat fakültelerinin hadis bölümlerindeki yapılan çalışmalarda Erken dönem Hicri 2. 3. asırdaki hadis, muhaddislerin göstermiş olduğu hassasiyet hala devam ediyor mu? Ee, bunu bir niyet olarak inşallah okuyalım. Evet, bu Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür e, ağzınıza ediyorum. Ağzınıza sağlık. İlminize bereket. Hakikaten e, kitabın artık e, bize bir hadis tarihi, e, muhtasar bir hadis tarihi e, olmuş oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel imkanı sağladığınız Eyvallah. için.